Evet arkadaşlar, sayılar konusu videolara devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, sayılar konusunda altın kural diye yazdım. Bakın, olmazsa olmaz unutmamanız gereken çok 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 önemli bir kural. Biz şu ana kadar ünitelerimizde ne diyorduk arkadaşlar? Akılsız çoğullar, yani insan dışı varlıklar, ister eşya olsun, ister hayvanat olsun. Bunlar arkadaşlar, bunlar çoğul olduklarında biz bunları ne kabul ediyorduk? Müfret, müennes olarak kabul ediyorduk. Ve cümle uyumlarında, cümledeki konumlarında, işte sıfat mevsuf uyumunda, müpteda haber uyumunda değil mi? Bunları ne kabul ediyorduk? Müfret, müennes olarak kabul ediyor idik. Ama arkadaşlar, sayılar konusunda bu cümleyi tamamen hafızanızdan silin. Sayılar konusunda cemi olanlar her zaman cemi. İster akıllı olsun, ister akılsız olsun, ne olursa olsun. Cemi bir kelime gördüğümüzde, ister müennes, ister müzekker fark etmiyor. Onu cemi kabul edeceğiz, çoğul kabul edeceğiz arkadaşlar, tamam mı? Bunu sakın unutmayalım. Örneklerde mesela bakın. Biz Arapçada 3 ile 10 arası sayılarda sayılanın, madudun yani sayılan nesnenin veya eşyanın veya insanın sayılan kısım çoğul gelecek. Yani çoğul olacak 3'ten sonra 10'a kadar, 3 ile 10 arasında müfret sayılarda çoğul olacak ve mecrur olacak arkadaşlar. Şimdi bakıyorum kütüp kelimesi arkadaşlar akılsız çoğul. Ben bunu müfret müennes kabul etsem, o hükme soksam, o zaman 3 ile 10 arasındaki sayıların hükmünü ne yapmış olurum? Kullanamamış olurum. Geçersiz olur yani. İşte bundan dolayı arkadaşlar, sayılar konusunda cemi mi? Bakın kütüp kelimesi cemi mi? Çoğul mu? Çoğul. Onu çoğul olarak alıyorum. 3 ile 10 arasında sayı ile sayılan cinsiyet bakımından birbirine zıt olacak diyor. Şimdi kütübün müfret, bunu müennes kabul etsek, müenneslerde bir önceki bir tablo atmıştım arkadaşlar. O tabloda müzekker için sayılar, müennes için sayılar da selase kelimesi müzekker için. Ben bunu müennes kabul etsem bu müzekker için olan bir sayı olur. Bakın hata veriyor yani kural işlemiyor. Onun için onu unutuyoruz. Kütüp kelimesinin müfredine bakıyorum. Kitabın müzekker mi müzekker? Müzekker 3 ile 10 arasındaydı, zıttı. Kütüp müzekkerse selasetü müennes gözüküyor ama bu ne içinde arkadaşlar? Müzekker içinde. İşte bu müzekker için, bu da müzekker. Bakın defter kelimesi müzekker, hamse kelimesi müennes görünümlü ama müzekker için. Niye? 3 ile 10 arasında. Arkadaşlar müdün kelimesi bakın Medine kelimesinin çoğulu. Medine kelimesi müennes olduğu için onun çoğulu da müennestir. Müdün kelimesi müennestir. Yani Ayşe bir tane olduğu zaman müenneste 3 Ayşe, 5 Ayşe olduğu zaman müzekkere döner mi? Dönmez. Yani sayının müfredi müennesse çoğulu da müennestir arkadaşlar. Sayılarda hep öyle kabul edeceğiz. İşte müdün kelimesi bakın çoğul, müennes. Sayı müzekker görünümde geldi. Çünkü 3-10 arasında bu zıtlık söz konusuydu arkadaşlar. İşte 3 ile 10 arası sayılardaki arkadaşlar sayılan çoğul ve mecrur gelir kuralını işletebilmek için bu sayılar konusunda özellikle ve özellikle söylüyorum bakın üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Akılsız çoğullar müfret müennes hükmündedir kuralı asla sayılar konusunda geçerli değildir. Bu cümleyi tamamen sayılar bitene kadar unutuyorsunuz arkadaşlar, tamam? Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.